Herkese merhaba, iPhone Firar yeniden sizlerle. Bugün sizlere e, iOS 9.3.3'te nasıl jailbreak yapılacağını farklı bir metoda göstereceğim. Aslında metodu aynı, yeni, internetten biz bunu indireceğiz. Fakat şöyle birkaç tane püf noktası var yapmazsanız olmayacak. Dolayısıyla bunu videoya çekme gereksinimi duydum. Fakat hemen videoya başlamadan önce bir, bir iki dakika bir şey hakkında konuşmak istiyorum. E, i̇nternetten gelen istekler üzerine, e, Facebook'tan veya işte Twitter'dan, sayfalarımızdan falan bilgisayardan nasıl yapacağımızı göstermemizi istiyorsunuz. Şimdi şöyle, bilgisayarda şöyle bir sorun var bilgisayardaki linkler stabil değil. Siz bilgisayarınıza indirdiğiniz zaman şey yani tabii ki internet sitelerinden daha stabil. Ama bilgisayardaki linkin stabil olmaması demek ne demek? Linkin sürekli kaybedip kaybolacağı demektir. Ve şöyle düşünün. Hani siz bilgisayarınıza program indirip de oradan tekrardan şey yapacağınız hani yaklaşık 100 megabaytlık bir dosya indirmeniz gerekirken her seferinde telefonunuzdan sadece bir linkle yaklaşık 15-20 megabaytlık bir dosyayla bu konuyu kapatabiliyorsunuz. O yüzden ben çok sıcak bakmadım ona. İkinci bir kısmı da birkaç arkadaşıma söyledim ben bunu Facebook'tan. Yani söyledim derken istek yollayan hani bunu yap bunu yap diye. Jailbreak ile ilgili iOS 9.3.3 ile ilgili e, birçok Reddit'te kredi kartı çalınması, hesap çalınması gibi uyarılar çıktı. Hesaplar çıktı yani ciddi bir problem. Biraz araştırdım ve bunlar doğru şeyler. Yani bunlar birkaç insanın başına gelmiş şeyler. Yeni daha bu jailbreak'in üzerine. Şimdi biz şöyle sonuçlar yani internetten yaptığımız için bunu bütün geliştiriciler uygulamalarını Apple tarafından onaylı gibi gösterebilirler telefonlarında. Hani basit bir program yapılıyor bu. Fakat şimdi bulduğum sitenin gerçekten hani Apple onaylı bir profil olarak bir yıllık bir jailbreak süresi var. Yani atıyorum bu videoyu izledikten biz bir yıl sonra bunun o profillerden bizim güven kısmına tıkladığımız kısmı bir yıl sonra aktif olmayacak. Hani dolayısıyla bu birazcık daha lisanslı gibi bir şey. Tabii ki sorumluluk size ait. Ben hiçbir şekilde yüzde yüz garanti veremiyorum. Ama telefonunuzda da bir şey olursa mutlaka yardımcı oluruz. Hemen işimize geçelim. Buradan notlara bastım ben. Hani aşağıda link var zaten. Bu siteye giriyoruz. Gördüğünüz gibi sayfamız açıldı. Şimdi bu, bu link de çökebilir. Onu da söyleyeyim hemen. Linkler işte link düştü falan filan diye yorum atıyorsunuz. Ben elimden geldiği kadar yenilemeye çalışıyorum ama bakın. Şöyle. Siz link düştüğü zaman internetten araştırarak hani jailbreak linkleri çektiğinde tarzı şeyler arayarak bulabilirsiniz yenilerini. Ki ben de bulmaya çalışacağım. Şimdi bundan önce şöyle. Telefonumuzu bir hemen uçak moduna alıyoruz buradan. Uçak moduna girdiğimiz zaman uçak modundayken kendiliğinden wi ve Ha, sadece wi kapalı olduğundan emin oluyoruz. Şimdi uçak modunu aldık, geç çıkabiliriz buradan. Şimdi buradan indire basıyoruz bunu, bekleyeceğiz, bizi bir yere yönlendirecek. Bir şey yüklemek istiyor, diyor. biz buradan yükleye basıyoruz. Gördüğünüz gibi yükleme başlıyor. Şimdi bu arada şöyle bir şey var, gördüğünüz gibi şu klasörde bende sildi zaten gözüküyor. Ama şöyle bence bir tekrardan yapacağım. Telefonumu açıp kapattığımızda zaten aynı işlem olacak, çünkü benimkinde zaten vardı. Şimdi buradan bir beklemeye başlayacak bu bu arada. İndirme işlemi yani internet bağlantınıza göre birazcık vakit alabilir. Daha doğrusu Telefonunuzun onay alması vakit alabilir. İndirme işlemi basit hepsinde aynı şey yapıyoruz zaten. Bu arada 32 bit cihazlarla ilgili yani iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 4s gibi cihazlar için hala bir gelişme yok. Onu da söyleyelim. Bilgisayardan da yapsanız hiçbir şekilde onlara jailbreak yapmak mümkün değil. Bu hala semi-anteater jailbreak. Şimdi bekliyor oldu. Bizim yapmamız gereken şey Bu indiriliyor yazısını gördünüz. Şimdi bu indiriliyor yazısı yarısına geldiğinden sonra bizim çok kısa bir vaktimiz olacak telefonu uçak moduna aldıktan sonra. Şimdi göstereceğim. Bunu istediğiniz kadar deneyebilirsiniz. Uygulamayı tekrardan şöyle basılı tutup da sildikten sonra tekrar yüklediğiniz zaman aynı işlemi yapacaksınız. Şimdi nerede dikkat etmemiz de ben size söyleyeceğim. Şunu şöyle bir sonraki sayfaya alayım da ben görebilirim daha rahat. Benim evimde burada uçak modunun üstünde basmadım ama bekliyorum basmak için kaçırmayalım diye çünkü orada gerçekten çok kısa bir zaman olacak yükleniyor oldu şimdi uçak modunu alıyoruz telefonumuzu gördüğünüz gibi yüklendi uçak modunu buradan sonra kapatabiliriz artık sorunu yok bizim için bu arada ben de şöyle ben bunu bilgisayardan kuyultaydan e, kaydettiğim için ben telefonu uçak moduna aldığım zaman da, örneğin şöyle göstereyim bakın wi fi açık olmasa da Wi-Fi bağlıymış gibi gözüküyor ama halbuki Wi-Fi bağlı değilim gördüğünüz gibi yenilediğim zaman gözükmeyecektir hani onu aldanmayın siz. Bu arada bu aradaki kısmı yakalayıp da yani indiriliyor yükleniyor kısmına geçtiği zaman basamazsanız bu işlemi yapamazsınız onu da söyleyeyim. Bundan sonra internete de ihtiyacımız yok. Uçak modundan çıkıyoruz. Şimdi PP'nin uygulaması indikten sonra basıyoruz üstüne ve bize güvenli olmayan geliştirici diyor. Bu arada videonun başında bahsettiğim şey buydu. Buradan aygıt yönetimine iniyoruz. Genelden Beijing konuyu an diyor. Buna basıyoruz. Buradan güvene basıyoruz. Güvendiğimiz zaman gördüğünüz gibi şu an güvenildi. PP tekrar giriyoruz. Şimdi jailbreak işlemi başlayacak. Bildirimleri onaylamak zorundayız. Tamam diyoruz buna. Şimdi buradaki noktaya basıyoruz ve bekliyoruz. Normalde ben bunu yeni bir şey keşfettim. Buradan direkt kapatınca oluyor sanıyordum. Fakat jailbreak'in olma ihtimali bir 10-15 saniye sonrası kurtarıyor. Yani birazcık daha beklememiz gerekiyor. Şimdi hemen şöyle ben bunu yaptıktan sonra ekranı kapatacağım ve bana bildirim gelecek. Ve telefon resetlenecek. Dolayısıyla orayı gösteremeyeceğim size. Ama telefonu yeniden açtığım zaman göstereceğim. Şimdi telefonu ben buradan kapatıyorum ve birazdan bağlantı kesilecek. Gördüğünüz gibi bildirim geldi. Bunları yaptıktan sonra buradan CD'ye giriyoruz. Zaten artık açılmış olacak direktman. Buradan ama indirmeniz gereken bir şey daha var. Bu arada şunu da aşağı inip göstereyim hemen. 9.3.3 olduğunu. Buradan aramaya basıp Apple File Conduit 2 indirmeniz gerek. Sonrasında zaten işlem tamamlanmış oluyor. Video izlediğiniz için sağ olun. Sorunuz olursa Zaten her zamanki gibi ne yapacağınızı biliyorsunuz. Teşekkür ederim.